Ceyda Düvenci'den olay yaratacak sözler. Şimdi bomba haberlerden bahsetmiştik. Perşembe günü. Buraya böyle, Cuma... böyle coşkulu gir. <laughs> Harika ya. Cuma günü de. Dur, gireceğim. Cuma günü de demiştik ki programın sonunda oraya kadar sabredenler zaten seyrettiler ve gördüler. Dediler ki kardeşim nerede Ama bizim bomba haberler? <laughs> nerede ya? Nerede? <laughs> Bir de böyle hani onu seslendim. Ne lan? Bizi böyle astrolog falan getirmişsiniz buraya. Bomba diye. Ya arkadaşlar bunlar televizyon ya, dinleleri. Biz böyle şeyler yapmıyoruz burada. Çok Youtube güzel burası. taklit yapıyorsun takipçilerine. takipçilerin ya. Televizyon yani burası. Hayır muhtemelen öyle bir öyle bir şey yaşadık biz hafta sonu anladın ha, mı? aynen. mı? Öyle ya bir canım. şey yaşadık. Şimdi haberlerden bir tanesi buydu. Şimdi zaten bu iddiaları uzun zamandır bu ekrana taşıyoruz. Bu iddia yağmurdan da geldi. Yağmurdan geldiyse itibar edilmesi gereken bir iddiadır. Altın çiziyorum. 8 yıl önce nikah masasına oturdular. Bir evlatları var. Çok güzel bir aile olmuşlardı. İnşallah boşanmazlar dedik ama mesela yağmur zamanda NTV koridorlarında bir takım söylemler işte her yerde konuşmak gerekiyormuş. Yani televizyon senin olsa değil bile. Orada çalışıyor olsan bile. Şimdi yeni bir iddia var. Okuyorum. Oku. Olmayacak birini adam ettim. Şimdi o adam ettiğim özgürlük istiyor diye öfke öfkeli bir şekilde etrafta kulislerde bu cümleyi zikrettiği duyuluyormuş Ceda Düvenci'nin. Olmayacak birini adam ettim. Evet olmayacak birini adam ettim. Şimdi o adam o adam ettiğim kişi. Evet. Bilmiyorum Bülent mi bu bir başkası Bülent. mı? Özgürlük istiyor. Buradan şu da çıkabilir. Hani Bülent, Bülent. boşanmak istiyor. Evet doğru. Bülent boşanmak istiyor. Sanki ben bir şey bulmuşum da bu bana doğru diyor. <laughs> Doğru mu? Bak izle izle kendin buraları yakalıyorsun artık. Kendini fazla izleme. Bana akışa bırak. <gülüyor> <gülüyor> bana bırak kendini. Gel anne ne diyorsun? Gel bana. A kımak Annesi. <laughs> ne diyorsun peki? Zaten şaşırmadın sen. Şaşırmadık. Biliyorum. Ee, yine aynı şeyi söyleyeceğim. Ceyda çok profesyonel bir kadın. Çok donanımlı bir kadın. İşine çok konsantre olan bir kadın. Ama zor bir kadın. İkinci evliliği. Hı hı. Bülent İç... Evli oldu mu? Özge Borak. Sonra? Yok. Yok. İkinci Ceyda. Bildiğimiz bu. Tamam. Bildiğimiz bu. Özge Borak. Şimdi e, karşı tarafın istemediği şuradan da belliydi. Ceyda'nın takipten atması. Ha takipleşme bitti. İkisi evet, de birden attı. De, de. Sonra ilk Ceyda takip almıştık. Bülent sonra takip almıştı. Ben orada bir tık anlamıştım. Koridorlarda da aksettirilen bir şeyler olmuştu. Her şey burada maalesef söyleyemiyoruz biliyorsun. Hı hı. Çünkü daha boşanmamışlardı ama. Ee, evet, çıkart. hala boşanmadılar. Hala boşanmadılar dediğin gibi ama boşanmaya gidiyorlar. Duyumlar geldi, iddialar geldi. Onlardan bir şey gelmedi. İnkar etmediler bu arada bu haberleri. Doğru, bak bu doğru. İnkar edilmedi. İnkar edilmedi. Belki hiç muhatap bile olmak istemiyor olabilirler ama o da olabilir. en azından şu çıkar dedim bir şablon. Biz bunlara bakıp gülüyoruz. Evet, en azından bir hafta sonu soruyor. Bir gülüş de yok. Sonuçta evet. iki tane çocukları var, beraber yaşıyorlar. Çok kolay bir soru atmaları, yalanlamaları. Haklısın, anında. Anında. Evet. El kaldırdı arkadaşımız Buyur. efendim. E Buyurun. yeter demiş olamaz mı? Ya? Bülent yeter dedi zaten. Her gün takipten çıkıyorsun, her gün bunu yapıyorsun. Evet, yeter evet. Zaten. Bu sanki <laughs> böyle bir... Biraz kendi gibi. <laughs> sanki yani çocuk bunu bekliyormuş. Bülent Aa, üzerinden sana söylüyor. Aynen. Her gün beni takipten çıkartıyorsun, binden de yeter olan <laughs> demiş. Olabilir mi <laughs> karıcığım diyor. <gülüyor> <Benim> <gülüyor> olabilir. Olabilir. Olabilir, olabilir. Ya. Olabilir. Olabilir. Bu da sana ayna tutuyor mu Ceyda? Ayna tutuyor. Bülent Hayır. Bülent yoruldu. Bülent darlandı. bir de bu hissettirdiği şey var ya. Sen söyle, dinle okudun. Evet. E işte ben adam ettim. Emin Ama ol. O, o biraz bu cümleler Bu cümleler evde de konuşuluyor. Seni adam ettim. Ama o çok şey bir. Yani ben ya yani Ceyda kalitesinde bir kadının böyle cümlelerle koridorlarda koştuğunu falan hiç düşünmüyorum yani. Hayal edemiyorum ben. Ben de. edemiyorum. Yani ben de çünkü edemiyorum. Bülent de adam edilecek bir adam değil. Zaten kendisi bir adam yani. Bir şey yok o Bülent'te. Işte, kariyeri Bülent, güzel. Her şey çok güzel bir kadın. Ee, ben adamdan bahsediyorum farkında mısın? <laughs> Bülent. Şey Bülent bu arada çok <laughs> Bir numarası yok. yok yani. Kötü bir şey yok çok ki adam tatlı etti. bir oyuncu çok severim ben de Bülent'in olduğu filmleri. Doğru. Oldukları. Doğru. Ama sanki Ceyda'yla evet bir tık daha öne mi çıktı? Bilmem. Neden? Ne düşünelim hani burada? En son bir Tamirhane diye bir filmi var. Kendisi yazdı. Kendisi yön Nasıl? yönetmedi. Erkan yönetti. Kendisi yazdı. Sevildi Şimdi mi? Şimdi herkes kendi fikrini söyler Tabii seresi Netflix'te var. Necdet İşler var. Rıza Kocaoğlu var. Hmm. Bülent var. var ben Olu izlemedim. Var. Gördüm onu. Nurgül Yeşilçay var. Evet. Falan İzledin falan. mi? Senaryosu kendisine ait. Ama yani Ceyda ile evlendi diye al sana Netflix olarak film çektirelim demediler herhalde tabii. bu adama. <gülüyor> <gülüyor> yani. Tabii ki. Sonuçta bir kariyeri var. Tiyatrosu var. için gün saydığını Ha Bir iddia daha. iki haftaya boşanacaklarmış ve Ceyda gün sayarmış. Tabii ki Bülent'in de hataları olmuştur. Biz dışarıdan gördüğümüzde anlatıyoruz, yorumluyoruz, sesi düşünüyoruz, Hı -hı. analiz ediyoruz Ama içeriği bilemeyiz. Hı -hı. İşteki kaosu, evdeki krizi bilemeyiz. Ama e, duyumlar, iddialar, hissettiklerimiz önünde konuşursak Ceyda sinirli. Çünkü Bülent gidiyor. Artık eyvallah demiyor. Ondan kaynaklı da sağda sola adam etti. Diye bir konuşmaya gerek duymuş evet. olabilir mi bilmiyorum ama bu ciddi bir iddia olarak geldi karşımıza. Biz de sizinle paylaştık. Umarım doğru değildir. Umarım. Umarım, boşanmıyorlardır. Ama dediği şeyler çok doğru. Öyle bir şey varsa da bir açıklama gelirdi, bir story gelirdi, bir fotoğraf gelirdi, bir güzel aile tablosu gelirdi. Bunlar yok ortada. Evet. evet sessiz sedasız belki Arzu Manan ve Mehmet Aslan Tu çifti gibi boşanacak onlarda. Hayırlısı inşallah olmaz tabii ki ama i̇nşallah, evde bir kaos varsa da uzamaya gerek yok. Şimdilik ben geçip geçmeni yapmayalım taraftarıyım sadece bu Bunu haberi iddia verdik. Çünkü. Bravo. Bir diğer iddia yine bombalardan bir tanesi. Evet, şimdi bakın Trabzonspor'un ünlü futbolcusu Dorukan Toköz ile birliktelik yaşamaya başlayan model ve sosyal medya fenomeni Pelinay Yiğit. Toköz'ün baskısıyla sosyal medyada temizliğe gitti ve Hakan Savancı'yı takipten çıkardı. Bu eski bir haber. Çok eski bir haber değil ama hani olabilir. Eski sevgilinin lütfen hani takip etme. Bu bir ricadır. Sil şunu. Okey, bir erken yapacağı iştir bu. Kızın da yapacağı iştir, evet, anlaşılır. Yaparsın bunu, sorun yok bundan. Bence de, Anlayışta göstermek lazım. Evet. Şimdi çapkınlıklarıyla konuşulan Hakan Sabancı'nın radarına bir dönem Pelin İyit girmiş. Ben bilmiyordum demek ki böyle bir durum varmış. Hı hı. Sosyetik çapkın diyorlar habere göre. Güzel modeli Instagram'dan takibi almış ve fotoğraflarını beğenmişti zamanında. Pelin İyit ile ilgili büyük bir iddia gündeme geliyor yalnız. Şimdi Pelin İyit ve Hakan Sabancı'nın isimlerinin bir araya gelmesini Arzu Sabancı istememiş zamanında. Çünkü biliyorsunuz çocuklarına layık like gördüğü hanımlarla beraber olsun istiyor hanımefendi. Okey. Fakat buna rağmen ikilinin zamanında anneye rağmen görüştükleriyle ilgili bir takım belgeler varmış. Bu belgelerin içeriği hakkında hiçbir fikrimiz yok. Ama çok büyük bir iddia. Yani bu ilişki gerçekmiş. Elinle Hakan zamanında Arzu'ya rağmen, Arzu Hanım'a rağmen bir ilişki yaşamışlar ve anladığım kadarıyla Trabzon Trabzonspor'un ünlü futbolcusu Doruk Han da bunu bildiği için diyor ki Hakan'ı sileceksin. Benden bu kadar. Devamı. Anlattım. Evet <laughs> benden bu kadar. Daha ne acaba? anlatacağım işte bu. Bu kadar mı haberimiz? Daha ne istiyorsun? Belgeler varmış. Gerçekmiş yani bu ilişki. Ne belgeler? Bilsem söylerim zaten bu belgeler derim. Belgeler diye geldi bize. Tamam. Bir belgeler <laughs> arkadaşlar bizim iki gündür söyleyemediğimiz hafta sonu geri tabi araya onu saymıyoruz ama bize gelen haber... E, i̇kili hakkında belgeler olduğu Hakan'la Pelinay arasında e, ama bunların çok gizli kapaklı olduğu iddialar arasında bizim de bildiğimiz bir şey yok ama duyumlar var arka taraflarda. Peki ben gerçekten bilmediğim için soruyorum çok safça kamuoyu yani halk insanlar e, daha önce Pelinay Hanım'la Hakan'ı biliyorlar mıydı? Biliyorlardı İddialar çıkmıştı. Ha? Evet. E ne var o zaman bunda? Zaten biliniyormuş. Yani evet, ben evet. zannettim ki gizli gizli yaşanmış yani bir ilişki. Yani gizli kapaklı arzu oldu like'lardan falan yakalanmıştı. Ha hiç beraber fotoğrafları beraber var mı? Beraber fotoğraflarını görmedik. Herhangi bir numara yok. Hiç basına çıkmadı. Yok. Hiçbir yerde yakalanmadılar, Hayır. görülmediler. Hayır. Eyvallah demek ki belgeler bunlarla ilgili. Evet. Net. Net. Yani o, o dönemi belki fotoğrafları. Evet. O dönemin belki ne bileyim ben uçak biletleri sallıyorum ben. Aynen öyle. Veya aklınıza ne geliyorsa bilmiyorum. O belgeler demek ki Ha, anlaşıldı. Bu bağlamda da Dorukan da diyor ki sil bunları. Aynen öyle. Yani Hakan takipten yani yani çık takipten çık. çık. Bu kadar. Evet. Bakalım ne çıkacak. <laughs> çıkacak mı bir de evet. yani böyle de bir durum var.